Senin karşında barbar olarak değil, komiser Barbaros olarak duruyorum. Ve bu kız bir katil. Benim tutuklum. O kartın arkasına mı saklanıyor? Kartın arkasına değil. Kanunların arkasına sığınıyorum ben. Haydi. Barbar, Allah aşkına bir sakin sakin konuşalım. Sakin ol, bir konuşalım hep beraber, hadi. Gülayşem, karışma bu işe. Barbaros, oğlum belki de yanlış anladın. Ben hiçbir şey yanlış anlamadım. Bu kız hepimizi ayakta uyuttu. Yürü. Abi, yürü. Abi ne olur bir şey yap, yalvarırım. Bırakma beni, ne olur abi. Mercan, ben yanarsam herkes yanar Mercan. Duydun mu? Barbar. Barbar, oğlum, bırak, barbar, bırak. Barbar, o göksün bu yaptığı için barbar, bırak diyorum. Barbar, bırak diyorum sana. Barbar olacaksın bu yaptığın için, barbar bırak diyorum. Çok pişman olacaksın biliyorsun değil mi? Ne olur bırak barbar, bırak. Bırak abi bir şey yap. Abi ne olur bir şey yap, yalvarırım. Abi ne olur ya, ne olur. Abi yalvarırım, bir şey yapma oğlum. Barbar bırak diyorum. Bir şey yap. Abi ne olur ya, ne olur. Barbar bırak diyorum. Bırak diyorum ya, bırak. Çok pişman olacaksın, duydun mu? Çok pişman olacaksın bunu yaptığına. Hayır bir şey yap. Yoksa? Yoksa ne? Anne abi, anne abi, yeme beni. Yoksa ne Mercan, ne biliyorsun sen? Ne saklıyorsun? Sultan hapse girerse kara da hapse girer. Sultan ben yanarsam karayı da yakarım dedi. Ne oluyor? Ya horoz halini kardeşin niye tutukladı ki bu? Abi evde kıyamet kopmuş belli ki. Şunların suratına baksana. Sen düş peşlerine. Düş, düş, düş. Tamam, ne abi. Oluyor, ne bitiyor öğrenelim hadi. Su, hadi gel. Geç bakayım sen içeri. Gel bakayım. Ya ne oldu? Barbaros bir hışımla sultanı niye götürdü? Hacer. Ya hacı, Barbaros geldi. Sultan benim babamı öldürdü dedi. Bilmiyorum ben. Ne? Biz bir halt bilmiyoruz. Ama belli ki Mercan biliyor. Abla. Sen ne biliyorsun Mercan? Söylesene. Anlat. Not bulduydum. Ne notu? Kaçmadan önce not yazıp bırakmış. Sultan ne zaman, ne zaman evden kaçtı ki? Kaçmak istemiş işte, para bulamayınca geri dönmüş. Burada yazmış. Çatal'ı öldürdüğünü.
kaza süsü vermiş. Barbar haklıydı yani. Barbar başından beri haklıydı. Sen bunu biliyordun da ne diye söylemedin Mercan? Niye sustun? Ne diye söylemedin Ali, peki Mercan? Ali! Abi tamam. Tamam ablam, hamile bir şey olacak şimdi, Allah korusun ya. Bakayım şuraya. Gel abla. Gel. Otur be, bakayım şuraya. Otur bakayım şuraya, açık soluk lan. Tamam ya, açık, otur. Tamam. Otur ablacığım. Tamam, açık soluk, ben nefes al bakayım. Şş Ali. Niye söylemedin bana? Bunu benden nasıl saklarsın Mercan? Tehdit etti beni. Söylersen karayı ihbar ederim dedi. Kara da hapse girecek şimdi Ali. Yok artık ya. Çatal için mi yapıyorsun bunu bana Barbar? He? Sen polissin Barbar, bu mu senin adaletin ya? He? Sus. Hem Çatal ölmeyi çoktan hak etmişti. Bunu sen ne biliyorsun? Sus dedim sana. Hem sen yıllarca Çatal'ı hapse tıkmaya çalışmadın mı ya? Ya sus dedim sana, sus! Sus! Kaç tane çocuğun hayatını kararttı hiç düşündün mü? He? Abim, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara... Hepsi hayatı boyunca Çatal'ın zulmünden kaçmadı mı? Ya annen Barbar? Ona yaptıklarını unuttun mu? Sevdiğin kadın, Gülayşe. Onun hayatını karartmadı mı ya Çatal? Ne olursa olsun yaptıklarının cezasını çekeceksin. Yaptıklarının cezasını çekeceksin. Şükür kavuşturana be abi. Be abi. Sonunda hasret bitti be abi. Seni şöyle güzel bir yemeğe götüreyim. Özlemişsindir abi. Akşama da felekten bir gece çalarız abi ha. Babama gidelim. Yok. Açmıyor Barbar. Arama kızım, arama. Açmaz. Fırtına gibi çıktı gitti, gömedin mi? Hem açsa ne diyeceksin? Şimdi seni dinler mi o? İyi ya da kötü. Babasıydı Çatal. Van Sultan'a sordum. Benden gizlediğin bir şey var mı diye defalarca sordum. Ama sakladı. Ulan. Lan. Barbar o kadar söyledi. O kadar bize söyledi. Ben nasıl reddedip durdum? Ben onu nasıl anlamadım? Nasıl anlamadım? Nasıl? O senin kardeşin. Kondurmak kolay mı hiç? He? Hacı, benim bile ciğerim yanıyor. Ali nasıl dayansın? Karaya ne olacak şimdi peki? Söyledi işte Sultan.
gider gitmez onu da ihbar edecek. İkisi de hapse girecek. Beni hapislerde çürütmeyi bu kadar istiyorsun öyle mi? Peki Kara? Kara'nın hayatı boyunca hapislerde çürümesini mi istiyorsun Barbar? Bak, ben hapse asla tek başıma girmeyeceğim. Eğer ben yanarsam Kara'yı da yakarım. Gülayşe'nin amcası Menderes Eyüpoğlu'nu öldürdüğünü polise söylerim. Ben değilsem o da masum değil. Ver kararını. Kaderi senin elinde. Demek bunca zaman benim için sustun abla. Başka ne yapsaydım? Sen benim canımsın. Başka ne yapsaydın? Susmak zorunda değildin Mercan. Bana daha önce söyleseydin belki başka türlü olurdu. En azından ne yapacağımıza birlikte karar verirdik. Sen ne yapacaktın Ali? Sultan senin kardeşin. Karanın da ondan farkı var mı senin için? Sana mı yükleyeydim yani bunca azabı? Barbar bir yandan, bunlar bir yandan. Ya peki şimdi ne oldu Mercan? Şimdi ne oldu? He? Sultan Kara'yı çoktan söylemiştir bile. Olan oldu artık. Kaderim neyse onu yaşayacağım. Kara hapse girmesin. Hayır ya. Hayır. Sen beni korumak için yaptın ya. Benim amcam denen o şerefsiz... Şeytanın ta kendisi beni bebekken öldüremedi. Şimdi öldürmek istedi. Sen de beni korumak için yaptın Kara. Herkes biliyor bunu Hacı amca. Bir şey desene. Bir şey desene öyle değil mi? Ne diyeyim kızım? Ha? Ne diyeyim? Kahroldum. Lal oldum kaldım. Sen git el aleme kıssa anlat. Nasihat be. Yakınlarına ne bir şey de be. Ne bir şey et. Ben biliyorum ne yapacağım. Karayı yakmadan sultanı susturmam gerek. Abi, abi dur. Abi çoktan konuşmuştur o, dur. Ali abi. Güleşe. Güleşe kız. Kızım sen dur. Barbar ne edecekse doğru olan edecek. Kocana güven. Barbar ne yapıyorsun? Barbar niye geldik buraya? Uğraşın. Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Barbar niye getirdin buraya? Yürü dedim sana! Barbar katil değilsin sen. Barbar polisin ne olur yapma. Yalvarırım bırak. Barbar ne olur yapma. Polisin yapma. Barbar, barbar! Barbar yapma ne olur yapma. Lütfen yalvarıyorum. Barbar ne olur yapma. Barbar yapma ne olur yapma. Barbar. Barbar ne olur. Eğer bana yalan söylersen... Eğer bana yalan söylediğini hissedersem seni buradan aşağı atarım. Parçalarından kimse bulamaz. Barbar ne olur yapma ne olur. Anlat. Barbar yapma ne olur yapma. Anladın mı? Anlat her şeyi. Anlat babamı nasıl öldürdün anlat. Tamam. Tamam dur. Tamam. Tamam. Ne? Ben. Tamam. Barbar ben. Ben. Ben yapmak istemedim. Barbar hiç istemedim böyle olmasını. Yüzümü geri verseydi bunların hiçbiri olmayacaktı zaten Barbar. Sonra korktum. Barbar çok korktum. Senden korktum, abimden korktum, hepinizden korktum. Herkesten çok korktum Barbar. Barbar ne olur yapma ne olur. (Gülüyor)
onu sen öldürdün. Sonra da sürükleyip banyoya getirdin değil mi? Allah kahretsin! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Barbar. Koca çatal. Babam. Ben seni kendi ellerimle aslında defnetmek isterdim ama kısmet değilmiş. Banyoda düşmüş. Başını çarpmış. Öyle duydum. Çatal son zamanlarını kardeşim Barbar'ın yanında geçirdi. Benim öyle bir kardeşim yok. Barbaros, babamın en büyük ve belki de tek hatası. Hadi eyvallah. Barbar. Yürü.
Berber, ne olur yapma. Berber, hemden atacaksın beni. Berber, karayı da mı hiç düşünmüyorsun? Berber, ne olur yapma. Berber, ne olur yapma. Berber, lütfen yapma. Berber, ne olur. Berber, Berber, lütfen. Berber, ne olur yapma ya. Ne olur, ne olur, ne olur yapma. Berber, lütfen, ne olur. Berber. Ben katil değilim. Ben katil değilim. Berber, ne olur. Bay bay. Bunlar ne lan böyle? Kim lan bunlar? Lan kaç kişiyi soydun kim bilir? Saçmalama zıpkın. Adam seni torunum değil denmez burada. Kimsin lan sen? Aramadı bu eleman bizi ya. Ulan biz komutanı yolluyoruz derken bizi koparmasın bu oğlan? Allah. Oo gençler, ne yapıyorsunuz? Eyvallah abi. Abim nasılsın? Kurtaracağım hepinizi. Eyvallah. Kurtaracağım. Genco kolay gelsin. Eyvallah abi. Geçenlerde bizi görmedim. Alo. Alo. Ne yaptın sen bizim o işi? Oğlum ses versene lan. Zıpkın benim evimden çıktı şimdi. Zıpkın mı? Zıpkın ne işi var ya orada? Elinde bavulum var. Soyduğum bütün insanların cüzdanı, kimliği. Anladı oğlum herif oyunumuzu. Ah ulan zıpkın, ah ulan. Ulan madem sen bizim ayağımıza dolanıyorsun, bozuyorsun işimizi. Ben o zaman sen defterini duruyor mu, durmuyor mu bak. Tamam kapat. Kapat, ben seni arayacağım. Alo memur bey. Ben size bir hırsızlık ihbarında bulunacaktım. Ne demek buraya gelmediler Cemal? Burada kızın bileğine kelepçeyi aldı götürdü. Görmedim ne demek? Abi vallahi görmedim. Ne sultanı ne barbarı şubede görmedim. Arayayım. Ulan aga ya. Ah aga ya. Yok açmayayım. Açmayayım. Bir kere de fevri davranma ya. Bir kere de ya. Karıştırdın ortalığı. Ya Cemal'im bir telsizden bensizden bir şey yapsan plaka milaka. Kardeşim geçtim çoktan alınsın. Ercan. Alo. Ne diyorsun Mercan? Nasıl olur ya? Oğlum Tuncay, Tuncay ya sen Tuncay. Ulan ben sen, ulan çocuk gibisin Tuncay ya. Vallahi çocuk gibisin ya. Ya oğlum, ya madem sen sultanın katil olduğunu
duydun. Niye o zaman kaydetmiyor onu? Ya abi, ben öyle bir şok yaşadım ki. Bende kaydı alacak akıl mı kaldı? Hay ben senin o kıt aklını sıvazlayayım da o kıt aklın çıksın sen Tuncay. Ulan bir dakika. Ulan belki de... Oğlum... Belki de bunlardan kurtulmak için fırsat ayağımıza geldi. Nasıl yani abi? Dur kaldır elini dur. Bak memur bey. Dur. O çantayla da içindekilerle dur. De benim bir alakam yok. Fuat dur. Şu çanta benim değil. Dur. Dinler misin beni bak. İçindekilerle bir alakam yok benim. Derdini şubede anlatırsın. Ya benim bir alakam yok diyorum onlarla. İyidir ama. Sana sordum. Benden sakladığın bir şey var mı dedim. Abi. Abi söyleyemedim, yemin ederim söyleyemedim. Çok özür dilerim, hepinizden çok özür dilerim. Abi ne olur affet, ne olur. Ulan en sevdiklerim be. Karımla kardeşim ikisi de beni ayakta uyutmuş lan. Barbar nerede? Hani emniyete götürecekti seni? Ne oldu da buradasın? Emniyete götürdü önce. Sonra başka bir yere götürdü. Ben anlattım ona her şeyi. Çatalı babasını öldürdüm. Söyledim ona. Sonra da eve getirdi, gitti. Nereye gitti kızım? Bilmiyorum Kara, bilmiyorum. Bıraktı gitti işte. Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerindeki hükümleri gereğince İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde ifa ettiğim vazifemden gerekçe göstermeksizin kendi rızamla istifa etmekteyim. Barbaros Tunalı.
Barbaros. Bu ne oğlum? İstifa dilekçem müdürüm. Onu görüyoruz da. Yani sen, hadi maaş için, rütbe için polislik yapan adamların istifasını anlarım da. Sen öyle değilsin ki oğlum. Aşığım ben bu mesleğe. Öyle mi müdürüm? Öyle. Zaaf gösteriyorsan pek artık. Silaha, bayrağa el basıp and içtiğim değerleri savunamıyorsan ihanet etmiş olmuyor müdürüm? Ne diyorsun oğlum? Ne ihaneti? Ne yaptın sen? Barbar, sana bir soru sordum. Bana bu istifanın sebebini söyleyeceksin. Müdürüm, izninizle Barbar komiserime bir şey söylemem lazım. Aga zıpkını gözaltına almışlar. Şubeye girerken gördüm. Ne diyorsun oğlum sen? Kara. Kara, bakmayacak mısın yüzüme? Ne var Sultan? Biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız biz senden? Hı? Allah aşkına ne konuşacağız seninle artık? Bir söylesene bana. Bak. İşlediğin suçtan dolayı seni yargılayacak değilim, tamam mı? Senden daha masum değilim çünkü. Ama yaptığın işten sıyrılmak için beni kullanman, benim üzerimden Mercan'a şantaj yapman ne demek Sultan? Allah'ını seversen bu ne demek? Yakacak mıydın beni de kendinle beraber gerçekten? Yapamazdım. Kara, yapamazdım. Yakamazdım ki seni zaten. Sana bir daha güvenebilir miyim? Güven. Kara, ne olur güven. Bak yemin ederim. Yemin ederim yakmayacaktım seni. Benim suçum ortaya çıkmasın diyeydi her şey. Tehdit için adını kullandım. İnanıyorsun peşini bırakmadıktan sonra... içinden, kalbinden söküp atamadıktan sonra suçun ortaya çıkmasa ne olur ki Sultan? Hı? Senin yüzünden istifa etmiş Barbar. Senin yüzünden istifa etmiş Barbar. Nasıl? Bir dakika. Senin yüzünden istifa etmiş Barbar. Dur, tamam. Daha ne kadar zarar tamam. vereceksin ona? Daha ne kadar zarar vereceksin? Sakin ol dur. O aşağılık herif komutanın torunu falan değil. Para koparmak için oynuyor adamla. Oğlum sen kafana göre niye iş yapıyorsun ya? Niye bana söylemiyorsun? Ben bostan korkulu muyum burada? Estağfurullah Barbar, olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey diyorsun da niye söylemiyorsun oğlum o zaman bana? Niye kafana göre iş yapıyorsun? Barbar'a ben gidip komutanla konuşmamız lazım. Bak bir an evvel konuşmamız lazım. Söylememiz lazım da nasıl söyleyeceğiz oğlum adama? Oğlum adamın kalbi dayanmaz lan. Barbar, gerçeği söylemen lazım. Bak bu adam tehlikeli diyorum. Vallahi billahi tehlikeli bu adam. Beni buradan çıkarırlar mı hemen? Bak benim komutanın yanında olmam lazım Barbar. Hadi diyelim eşyaların silahın senin olmadığını ispatladık. Adamın evine izinsiz girdin. Onu ne yapacağız? Sana sağlam bir avukat lazım. Yoksa çıkamazsın buradan hemen. Barbar, avukat hangi parayla tutacağız? Thank you.
para seninle alaka? Müvekkilimle görüşmek istiyorum, müsaade ederseniz. Sen haber verdin tabii. Sare, sen ne ara avukatın? İstifa ettiğimi söylemiştim. Artık avukatlık yapıyorum. İlk müvekkilim de sensin. Abi. Ha, söyle. Sultan. Sultan'ı gördüm. Mahalleye elini kolunu sallaya sallaya geri gelmiş abi. Karayla beraber gördüm. Evin arkasında sohbetin dibine vuruyorlardı. Bak, haberin olsun. Bunlar olayı ırkbas edecekler. Bu kızı polise falan vermeye niyetleri yok, haberin olsun. Ulan oğlum, biz Allah'tan istedik bir göz. Allah bize verdi iki göz. Ne? Böylesi daha iyi işte. Böylelikle barbardan da kurtulacağız. Çünkü biri katil, öbürü katilin suçunu örtbas eden polis. Abi biz o zaman neyi bekliyoruz? Gidelim polise, bildiğim gördüğüm her şeyi anlatayım hemen. Oğlum ortada cinayet var, cinayet. Benim asabımı bozma bak Tuncay. Hani kanıtın diyecekler. Kanıtlayamazsak bu sefer iftiradan bizi içeri atacaklar. Biraz aklımı çalıştır ya. Doğru söylüyorsun abi. Allah kahretsin. Ya kafama tüküreyim. O uçurumun orada her şeyi kayda alacaktım. Abi o zaman görecektin. O zaman görecektin abi. Bak ikisinin de çırasını nasıl yakıyorduk. Kafama tüküreyim. Tükürme kafana. Ne? Kanıtı nasıl elde edeceğimizi buldum. Nasıl? İçine tüküreyim böyle işin. Ben içine tüküreyim böyle işin. İşlediğimiz suçun bedelini barbar mı ödeyecek lan şimdi? Ben de çok üzülüyorum. Keşke istifa etmeye kalkmasaydı. Kalktı çünkü o şerefli bir polis. Ve biz böyle bir adamı tutup mesleğinden ediyoruz ya. Ya şu yaptığımız öncekilerden daha beter. Yani ya bu mesleği bu adamın hayatı ya. Ya biz bu adamın hayatını elinden alıyoruz Sultan. Kara, ben de böyle olmasını istemezdim. Ama olan oldu, bir kere yapacak bir şey yok. Daha hiçbir şey olup bitmiş değil. Barbara istifasını geri çektireceğiz. Anlamadım. Nasıl olacak? Teslim olacağız. Emniyete gidip her şeyi itiraf edeceğiz. Kara, sen ne diyorsun ha? Ne diyorsun, sen kafayı mı yedin? Aklını mı kaçırdın sen ha? Başka çaresi yok Sultan. Başka çaresi yok. Cezamızı neyse çekeceğiz. Yaptığımız şeyin bedelini barbar diye kendimiz ödeyeceğiz. Kara, bak ben asla çatal gibi biri yüzünden hapse girmem, tamam mı? Kendine gel. Kötü olan biz değiliz ki. Onlar. Çatalla Menderes. Ya o iblisler için hayatımızı mahvetmeye değer mi Allah aşkına? Onlar için değil. Barbar için yapacağız. Bir nebze olsun onun gibi şerefli davranmak için. Eğer benimle gelirsen cezan hafifler. Gelmezsen de ben seni ihbar edeceğim. Kara, Kara hayır, dur. Dur, dur. Yapamazsın. Yapamazsın, kendini de beni de yakamazsın ya. Aklın varsa benimle gelirsin. Yoksa nereye gitsen bulurlar seni. Kara, Kara yalvarıyorum. Dur lütfen yapma, ne olur yapma. Lütfen yapma, lütfen yapma. Yapma iki. Kara. Yak kendini. Ama ben kaçacağım. Dünyanın öbür ucuna da olsa kaçacağım. Gülay işle konuşup istifa ben vazgeçirmeye çalıştık ama Barbar'ın kabul edeceğini sanmam. Paranın durumunu zor sindirmişken şimdi de sultanı sandım. Anlıyor musun Barbar? Kendini yediremiyor.
mesleğine ihanet etmiş gibi görüyor. Barbar'ın kolunu bacağını kes at daha iyi. Polislik yapmadan yaşayamaz o. Merak etmeyin. Barbar mesleğini bırakmayacak. Öyle mi diyorsun? Gülayş'ı ikna eder mi diyorsun ablam? Ablacığım. Sen artık kendini de yeğenimi de üzme. Tamam? Her şey yoluna girecek. Hiç merak etme. İnşallah abla. Gülayş'ı ikna edemezse ben de konuşurum. Sen ne zaman bizim meselemizi çözmedin ki abi? Değil mi sabitim? Asma artık suratını. Tamam, her şey yoluna girecek diyorum bak. Barbar bırakmayacak mesleğini, tamam. İstifa etmesin. Barbar iyi polis. Hiç bırakmaz. Ben şimdi biraz yürüyüş yapacağım. Biraz uzun bir yürüyüş. Zıpkın geldiği zaman kara seni çok seviyormuş diyeyim. Ay, akşam sen kendini söylersin be oğlum. Söylerim. 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 Oyalanmayın hadi. Acele et, oyalanma. Hadi, hadi. Çalışın, al onları. Şşş. Kime diyorum oğlum ben? Al onları. Hadi. Al sen de onları. Kime diyorum lan ben? Hadi oğlum sen de çalış. Ver, ver sen de parayı. Hızlı, hızlı, hızlı. Ver. Bu kadar... Geçin lan siz de. Bu kadar mı topladın? Git. Ver. Ver hadi ver. Ver onları, ver onları. Ver, ver sen de. Ver, gidin hadi. Şş, hadi, hadi. Dur, dur. Şş, gel, gel sen buraya gel, gel. Gel, gel. Geç, geç, şuraya geç sen bir geç, geç. Kaytırıyor mu lan sen? He? İstanbul'un her yeri çarşı öp. Bir de senin getirine bak. İki gözüm önüme aksın. Ne bulursam topladım yam yam. Bir daha arabanda şu kadarcık boş şey görsem, o iki gözünü ben akıtırım. Duydun mu lan? Geç, geç. Şşş. Yavaş gel. Bize kör değil, zerreyi gören kartal lazım. Çin'e baba. Vay Çin'e baba. Ali Kıran Başkesen misin oğlum sen? Ne diye esip gürlüyorsun çocuğa? Bağışla baba. Ben korksunlar da daha çok çalışsınlar diye şey yaptım. Önce saygı, sonra korku. Sana saygı duymayan senden korkmaz. O elindeki sopayı da gerekmedikçe kullanma. Tezgah işliyor. Bıraktığın gibi. Geç. Çalışın hadi. Değil. Toplayın oğlum onları. Ne değil abi? Köksüzler bıraktığım gibi değil. Abi, boş ver şimdi köksüzleri. Sen iyice bir dinlen önce, sonra aklından ne geçiyorsa yaparız elbet. Yam yam, oğlum bize çay çek. Ali'yi merak ediyorum. En çok da onu merak ediyorum. Hesabını soracağım lan sana. Durdun mu lan beni? Tamam, tamam. Durdun mu lan beni Ali? Durdun mu lan beni?
Bitireceğim oğlum seni. Tamam oğlum, tamam. Bekle lan beni. Bekle oğlum beni. Soracağım lan sana bunu. Bekle oğlum sen. Bekle lan. Bekle oğlum. Bu mesajımı sana çok fena soracağım. Ali dışarıda köksüzlerle fink atarken benim gençliğim cezaevinde geçti. Hesap günü geldi Pamir. Hazırlıklarını yap. Benim de bir hesabım var abi Ali'yle. Tekerime çomak soktu. Sultanı aldı elimden. Sen de alırsın intikamını. Aga, bir şey deme Cemal. Barbar. Ulan Cemal. Sen çağırdın mı? Gül Ayşem. Barbar. Senin ne işin var burada? Barbar yapma. Yapma. Bak benim için, Ali abim için sultanı bıraktın. Ama şimdi kendini de, mesleğini de kurban ediyor. Bak Gül Ayşem. Anlıyorum ben seni. Anlıyorum. Hiçbir şey olmamış gibi susup oturmak vicdanına ağır geliyor. Bizim için susuyorsun, sustukça da eziliyorsun Barbar. Bak, Barbar. Bak sen beni buldun, beni. Barbar sen olmasan ben babama da halama da kavuşabilir miydim? Hı? En sevdiğimi seni tanıyabilir miydim? Kim bilir kaç insanın hayatına dokundun Barbar. Kim bilir kaç tane sokak çocuğuna ışık oldun. Bırakamazsın polisliği. Yapma. Yapma Barbar. Bırakamazsın Barbar. Kara? Suçumu itiraf edip teslim olmaya geldim. Sultanı da ele vereceğim. Ona da söyledim. Sen de istifanı geri çek. Oğlum saçma saçma konuşma. Ne yapıyorsun ya? Kara. Saçmalama oğlum. Ulan suç bizim, cezası sana. Var mı böyle bir adalet? Hadi, hadi gidip anlatalım hadi. Kara, beni de bekleyin. Kızım sen gitmedin mi? Sultan çoktan topuklamıştır diyordum ben. Dediğin gibi. Gitsem de yakalanacaktım zaten. Ben para yok, pul yok. Nereye gideceğim? Gidelim ne olacaksa olsun. Sen de istifamı geri çek Barbar. Hadi. Ya oğlum kafayı mı yediniz? Boş boş konuşmayın bir de şubenin önünde. İstifa falan etmedim ben. E, duyduk biz. Ya her zamanki Cemal işte abartmış. Dilekçe verdi dedi Cemal abi. Verdim. Verdim de bir kağıt parçası o Gül Ayşem. Amir daha işleme bile koymadı. Bu arada siz de bir şubeye girin. Zıpkın nezarette. Cemal anlatsın size her şeyi. Benim bir komutanın yanına gitmem lazım. Konuşuruz sonra. Hadi. Tamam hadi geç. Hadi Gül Ayşem. Geç. Yengem buyur. Siz geçin, geliyorum hemen. Şşş, bana bak. İstifa konusunda yalan söyledim değil mi aga? Ha? Sırf itiraf etmesinler diye. Cemal, birine bir şey söylersen özellikle Gül Ayşe'ye yüzüne bakmam. Ah aga ya. Verin poşetleri bana Hacer Hanım. Ayıp oluyor ama benim yanımda taşımanız. Komutan gerek yok. Bak biz varlık kadar yokluklu görmüş insanız. Az mı taşıdık kendi yükümüzü, yine taşırız. Merak ediyorum doğrusu. Sizin kadar meziyetli, bu kadar zarif, bu kadar güzel bir hanımefendi hiç evlenmedi mi? İyi, kısmet olmadı. Çok isteyen olmuştur muhakkak. Oldu tabii. Rahmetli abim çok titiz bir adamdı. Üstüme titredi. İsteyenler onu gözü tutmayınca ben de kabul etmedim. Son eşi rahmetli oldu. Kızının hasretinden yandı. Ben de onu yalnız koymadım. Kendi hayatından fedakarlık ettin yani.
Sevmek böyle bir şey değil mi zaten? İnsan hesapsız, kitapsız sevdikleri için fedakarlık eder. Ben de çok acı çektim. Rahmetli eşimin, torunumun ardından. Ama çok şükür torunuma kavuştum artık. Bahar da geliyor Hacer Hanım. Erguvanlar, laleler yakında açacak. Bize de bu vakitten sonra o baharı yaşamak nasip kısmet olur inşallah. Birlikte. Hep birlikte ya. Barbaros. Hacer Hanım. Hoş geldin oğlum. Nasılsın? İyiyim komutanım. Fena değil. Siz nasılsınız? Oğlum, iyi misin sen? Yüzü sapsarı. İyiyim, iyiyim Hacer Hanım. İyiyim. İyiyim. Ya komutanım, vaktiniz varsa biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu çocuk? Yusuf'la alakalı bir şey mi yoksa? Başına bir iş mi geldi Yusuf? Yok, yok. Yani öyle değil. Ya vaktiniz varsa biraz içeride konuşalım, olur mu? Gel çocuğum, gel. Girelim. Komutanım, buyurun buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım, hoş bulduk. Geçin madem. Geçin, geçin. Oturun. Komutanım. Size bunu anlatmak hiç kolay değil. Bilmiyorum. Söylemesi de çok zor ama... Söyle çocuk, anlat. Yusuf'uma bir şey mi oldu ha? Torunuma bir şey mi oldu? Aslında Yusuf'a bir şey olmadı çünkü... Çünkü ne çocuk? Çünkü ne? Komutanım, Yusuf sizin torununuz değil. Aa! Nasıl yani? He? O çocuk bir dolandırıcı. Bir şekilde hikayenizi öğrenmiş. Komutanım sizden para sızdırmak için de torununuz gibi davranmış. Ama DNA raporu falan var diyordunuz Barbar. Evet, var. Var. Hatta... O herifin elindeki saç gerçekten Yusuf'a ait. Ama nereden buldu bilmiyoruz. Herhalde tanıyor, arkadaşı. Öğreneceğiz. Kimmiş bu çocuk? Eski bir sabıkalı. Ya ya. Hayır, 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 hayır. O benim Yusuf'um. O benim torunum. Torunum, anlıyor musun? Bakın, gerçekten öyle olsun isterdim ama değil. Torununuz değil. Hatta zıpkın gizlice onun evine girmiş. Bir sürü çalıntı eşya. Ruhsatsız silah bile bulmuş. Aman. Komutan. Annesi ve babasıyla çekilmiş fotoğrafları. Yüzüm. Hacer al, kolonya da getirin. Doğru. Sen elini çabuk tut. Ben biri gelirse de
sizi götürürüm. Hadi. Bu alemin kralıydı babam. Buradan yıllarca İstanbul sokaklarını hükmetti. Aslandı. Sonra bir avuç hain onu sırtından vurdu. Bu alem böyle. Güçlüysen dost yok, herkes düşman. Aslanın himaye ettikleri aslan sırtını döner dönmez saldırırlar. Yaralarlar. O yüzden biz sırtlan olacağız. Ne bizden başkasına sırtımızı döneceğiz, ne de düşmanı parçalamadan bırakacağız. Çatalın yokluğundan cesaret alanlar yakında titriyecekler. Kaç sırtlan var elinde yamyam? İşimize yarayan anca 10-12 tane. Diğerleri 9 yaşından küçük, pişiyor. Yetmez. Daha çok sırtlan lazım. Çatal'ın çocuklarını geri getireceğiz. Yuvalarına kavuşacaklar. Çocuklar vakıfta. Ali ile Barbar'ın eli hala çocukların üstünde. Bundan sonra benim elim çocukların üstünde olacak. Ya baba. Yıllarca gurur duyduğun, resmini cüzdanında taşıdığın oğlum Barbaros büyüdü. İmparatorluğunu başına yıktı. Ama ben hor gördüğüm, bir kere bile oğlum demediğin Çino. Seni cüzdanında taşıyan Çino. Senin intikamını alıp hükmünü yaşatacak baba. Ercan, siz geçin. Barbar. Affedebilecek misin lan beni? Ne affetmesi abi? Hadi lan. Daha beter etme beni. İki laf et suratıma da rahatlayayım. Aptal gibi dinlemedin beni, gördün işte de. Böyle sezgisi güçlü. Zehir gibi bir polise inanmadın, kendi kafanın dikine gittin de. Ne bileyim oğlum, de işte bir şeyler, salla. Salla çünkü ben hak ettim. Fazlasıyla hak ettim. Haksızlık ettim sana. Kendimi yiyip duruyorum Barbar. Nasıl inanmadım sana? Nasıl anlamadım? Sıkıntı yok abi. Bilemezdin sonuçta. Ayrıca Sultan da senin kardeşin. Sen de öyle oğlum. Daha kaç defa diyeceğiz be oğlum? Sen de öyle. Ben? Sen yine arada söyle ama. Duymak güzel geliyor.
Madem abinim, abi sözü dinle o zaman. Buyur abi, ne sözü? Geri çek istifanı. Adalet için suratıma dayadığın o rozetin var ya, işte o olmadan sen yaşayamam oğlum. Abi, o rozet benim için çok kutsal. İnsan kendinden evvel kutsalını korumalı. Üzerine gölge düşürmemeli. O gölge kendi gölgesi olsa... Senin bir suçun günahın yok barbar, deli olma. Başkalarına kesemediğin cezayı kendine kesemezsin oğlum. O peşinde koştuğun adaleti, hakkı biraz da kendin için kolla. Barbar. Çünkü sen bunu hak etmiyorsun oğlum. Pardon abi. Efendim Cemal. Alo aga. Şu Zıpkı'nın geçmişine dair aradığımız adam. Yerini tespit ettik. Tamam. Hadi hemen gidip sorgulayalım. Dur. Bilmen gereken önemli bir şey daha var. Duyunca şok olacaksın. Ne? Söyle. Adamın dosyasını incelerken gözden kaçırdığımız bir detay var. Adamın oğlu 20 yıl evvel... askeri mahkemede yargılanmış. Bil bakalım mahkemenin reisi kim? Kim? Çelik komutan. Ne diyorsun oğlum sen? Cemal ne diyorsun oğlum sen? Ne alaka lan? Of. Nerede kaldı bu ateş kuşları ya? Vallahi Tuncay. İlk defa eve gelsinler diye bekliyorum ha. Bakalım önce hangisi düşecek? Ne bileyim. İşimize hangisi yararsa o düşsün. Hadi gelin artık ya. Hadi gelin artık şu eve. Ya normalde evden çıkmazsınız. Bugün eve gelmiyorsunuz. Hah. Bak Sabit geliyor. Ah, gele gele bu sıyırtık geldi ya. Şansımıza tüküreyim. Sen benim elimde kalacaksın. Bir gün de dur bakalım ne zaman. Zıpkı'nı mezarette bırakıp gitmek çok koydu ben. Lan bu ev hiç sessiz olmazdı böyle. Konuşun, konuşun ya. Konuşun da işte ses olsun evde. Ben kahve yapacağım kendime. İster misin? Kara içer ya, içmez mi? Hem içerken de karşılıklı konuşursunuz. Sabit çok yoruldu. Sabit yatacak. Ya bana ne senden be? Git yat, ne halin varsa gör. Bana da yap çirkin. Yapsın tabii yapsın. Yap da şöyle içerken karşılıklı konuşun işte. Abi. Bunlar mevzuyu ya konuşmazlarsa? Ne de bak öyle ya. Bir günde dünyaları cehenneme döndü. Konuşacaklar. Bugün konuşmayacaklar da ne zaman konuşacaklar? İyi akşamlar. Vedat Bölükbaşı sen misin? Mehmet, nereden sordunuz? Amca, 20 yıl önceki bir mevzu için rahatsız ettik seni. Adını da Fuat Menderek'ten aldık. Bu isim sana tanıdık geliyor mu? Fuat Menderek. Fuat Menderek. Tanımıyor mu? Tanımıyormuş. Tanımıyor. Ama o seni tanıyor. Ha? Zamanında ona bir bebek vermişsin. Hem de yüklü bir miktar parayla. Ne bebeği, ne parası kardeşim? Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Kes lan! Zamanında Fuat Mendire'ye öldürsün diye verdiğin o bebek var ya, onun babası kimdi? Söyle.
Amca bak, beni çileden çıkartma. Kimdi söyle. Çelik Albay'ın bu konuyla alakası var mı? Bak amca, askeri mahkemede oğlunu yargılamış. Müebbet hapsi o vermiş. Bana her şeyi söyle. Her şeyi güzel güzel söyle, yoksa elimden bir kaza çıkar. Lan bak, yaşına falan bakmam, söyle. Aga. Tamam. Tamam. Hadi. Söyle bak, hadi. Hadi. Ulan Zıpkın, gerçeği ortaya çıkarmak için kendini yakacaktı az daha. Şüphelenmiş demek ki. Yani bu kadar peşine düştüğüne göre. Kimin kardeşi? Şunu yutar mıyız biz be? Zıpkın da zıpkın, zıpkın da zıpkın ya. Bitmedi bir şu mevzu sabahtan beri. Ya o harbiden abi ya, bunların nasıl sohbeti var, ne kadar sıkıcı. Uykum geldi ha. Ne uykusu lan? Uyumak mı uyumak yok. Bekleyeceğiz, elbet konuşacaklar. Ben bir kahveye açacağım, canın yanına gideceğim. Ya nereye gidiyorsun kahveye falan ya? Gitme kahveye. Ya benim karnım acıktı. Ben böyle kısıtacağım. İster misin? Vallahi olur, yerim ya. Yerim yerim. Yedikten sonra giderim. Ye tabii canım, ye. Can boğazdan gelir. Bugün beni çok şaşırttın ama ha. Emniyetin önüne geleceğini hiç düşünmüyordum. Kaçıp gidersin sanmıştım. Vallahi ben de beklemezdim kendimden. Sağ ol. Kararlıydım ama. Seni de yakacaktım, kendimi de. Sen bir cana kıydın. Ben de kıydım. Can değildi onlar, kara. Cana vardı. Yaratıktı hatta. Sonucu değiştirmiyor ki Sultan. Sen Çatal'ı öldürdün, ben Menderes'i öldürdüm. İnsan kalbindeki hapishaneden kaçamıyor. Ben de orada tutukluyum, kimse bilmiyor. Ulan, Feriştah gelse artık kurtaramaz sizi. Şükür. Buyurdun geldin kahvemize sonunda Halim. Ayıp ediyorsun ama Hacı amca. Aa, geldik işte, niye gelmeyelim? Dur oğlum, dur. Sen dur. Kadir kıymet bilmeyen kimse, o da alsın çayları. Peki. Tavşan kanı çay dağıtıyorum herkese. Ver bakalım genç, çayla bizi. Bize de ver delikanlı. Eyvallah. Ne desen haklısın Hacı amca. Bunca vakit oldu, sen kahveyi devralalı. Gelip yerinde bir hayırlı olsun bile diyemedik. Dertten beladan başımızı kaldıramadık. Bir fırsat bulamadık ki. Büyüklük et sana. Bakma kusurumuza. Kusur görenindir Alim. Yüce Allah öyle buyurur. Onun en sevgili kulu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle öğütler. Sitemim kusur arayıp gördüğünden değil, hakkın emrini sizlere hatırlatmak istememdendir. Allah rızası için işlenecek amellerin en hayırlarından biri hangisidir? Onu deyiverem size ey ahali. Nedir Hacı Efendi? Anlat hacım, anlat. Anlat hacı, anlat. Anlat ki herkes bilsin. Eyvallah bizim ola. Afiyet olsun. Kayıttayım Hacı amca. Buyur delikanlı. Rivayet odur ki aziz ve celil olan Allah-u Teala bir gün Hazreti Musa aleyhisselama, ya Musa benim için bir amel işledin mi diye sual etmiş. Hazreti Musa, Rabbim senin rızan için namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, seni zikrettim demiş. Allah-u Teala da, ya Musa kıldığın namaz seni cennete kavuşturacak yoldur, kulluk vazifendir. Tuttuğun oruç cehennemden seni koruyacak kalkandır. Verdiğin zekat kıyamette sana gölgelik olur. Zikirler de nurdur sana, ışıktır. Bunların faydası yalnız sanadır devemiş. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya gene sormuş. Benim için ne yaptın? Hazreti Musa da, Rabbim
Senin rızan için yapılması gereken amel nedir? Bana onu bildirmeni dilerim o vakit. Deyince Allah-u Teala da dostlarımı sevip düşmanlarıma düşmanlık ettim mi diye sormuş. Hadis-i şeriflerde buyrulur ki, Allah rızası için bir din kardeşini ziyaret eden her Müslümana bir melek ne iyi ettin. Cennet sana helali hoş olsun der. Allah-u Teala da kulum beni ziyaret etti. Ağırlamak bana aittir. Ona cennetten başka ziyafeti razı bulmam buyurur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hususla ilgili şöyle buyurur. Bir gün bir kimse başka bir köydeki din kardeşini ziyaret etmek için yola çıkar. Allah-u Teala da bu kulunu sınamak için yolunun üstüne insan suretinde bir melek vazifelendirir. Melek adamın karşısına çıkar, nereye gidersin böyle der. Adam, şu ilerideki köyde bir din kardeşim var, onu ziyarete giderim dedi. Melek, görülecek bir işim mi vardır onunla diye sual eder. Adem, yoktur der. Bir hısım akrabalığı mı vardır, ondan mı ziyaret edersin diye sual eder melek. Adam, yoktur der. Onun sende bir emaneti mi vardır, ondan mı gidersin diye sual etti. Adem yine yoktur der. Melek o zaman, peki sen bunu niye ziyaret edersin dediğinde Adem, ben bu kişiyi Allah rızası için severim. Ondan da ziyaretim der. Bunun üzerine melek, sen ziyaret ettiğin adamı nasıl seversen Allah da seni öyle sevmekte. Ben de bu muştuyu sana iletmek için Allah-u Teala'nın vazifelendirdiği bir elçiyim der. Her dinleyenin hisse bulduğu bu ocakta biz de hissemizi aldık Hacı amca. Eyvallah. Aldık vallahi. Hadi bir çay daha atıver. Hemen Hacı amca. Bakıyorum da yollarını gözlüyorum. Bakıyordum geliyor mu diye. Gelecek tabii ablam. Evi bura nereye gidecek? Bak hadi yine iyisin. Çocuklara yaptığım kurabiyeden getirdim sana. Çocuklarla görüşeceğiniz değil mi yarın? He. Emine parka getirecek. Çok oldu düğünden beridir görmüyorum. Azıcık vakit geçireceğiz beraber. Ali abim olmadan boğazından geçmiyor değil mi? Kırgın ya bana. İçim almıyor. Konuşuyor mu abla senle? Evde de konuştu, hastanede de konuştu. Konuşuyor ablam, konuşuyor da. Ben biliyorum onun içi kırgın bana. Haklı da. İşe girme dedi, girdim. Sakladım ondan bir de. Sen hepimizin iyiliği için yaptın. Ama en önemlisi de Sultan olayını sakladım. Kardeşi onun o, canı, kanı. Bilmek hakkıydı. Şimdi ne dese, bağırsa, çağırsa hakkıdır. Bağırmaz ki o sana. Bağırmaz ki. Keşke bağırsa. Barbar arıyor. Alo, Barbara. Gülayşen. Senden çok önemli bir şey isteyebilir miyim? Söyle.
mahallelinin yüreğini neyle nasıl yumuşattığını da gözümüzle gördük hacı amca. Biz aklı öğüdü yanlış yerde aramışız bunca zaman. Karaya da bu lafları söylettin ya hacı amca. Kız salarınla bükemeyeceğin demir, yontamayacağın odun yok vallahi. Estağfurullah Halim. Haşa. O ne demek öyle? Yontmak, bükmek, şekil vermek ancak Allah'a mahsustur. Sen mi cana kıydın? Ben de kıydım. Onlar can değildi Karan. Canavardı. Yaratıktı hatta. Sonucu değiştirmiyor ki Sultan. Sen çatalı öldürdün, ben Menderes'i öldürdüm. İnsan... Katiller... ve onlara yataklık edenler. Barbar. Güneş'e. Olabilir mi? Ha? Zıpkın abim, Çelik Komutan'ın torunu olabilir mi? Bilmiyorum Gülayşem. Emin olamıyorum. Al bu komutanın hatıra kutusu. Cemal, bir sandalye çeksene Gülayş. Yengem, buyurun. Fotoğrafları incelemek için istemiştim bunu. Komutan askeri mahkemede hakimlik yaparken... sana bu telefonda anlattığım adamın oğlunun davasını yönetmiş. Cezayı kesip içeri yollamış oğlunu. Vallahi haklısın. Ne desen haklısın. Ne olursa olsun senden bir şey saklamamam lazımdı. Sadece Sultan olayı değil ki. Benden habersiz işe girdin Mercan. Çok borcumuz var Ali. Ben düşündüm ki... Düşünme Mercan. Sen düşünme. Sen dert etme ya. Ya sen böyle yaptıkça bana iyilik yapmıyorsun ki. Beni üzüyorsun, beni kahrediyorsun. Karıma, çocuğuma, kardeşlerime yetemiyormuş gibi hissediyorum ben ya. Bu nasıl söz Ali? Olur mu öyle şey? Sen bu evin direğisin. Biz sokakta açlıktan, soğuktan ölmediysek hepsi senin sayende. Bileğinin yetmediği yerde yüreğin ayakta tuttu bizi. Hala da öyle. Eğer biz düşersek biliyoruz ki dağ gibi Ali'miz var arkamızda. Bizi tutup çıkarır oradan. Hepimiz öyle. Madem bana güveniyorsun, inanıyorsun. Bir daha kendi başına bir işe kalkma. Söz veriyorum sana. Bir daha senden hiçbir şey saklamayacağım. Pişt. Ufaklık. Sen de şahitsin. Şuna bak sen. Daha şimdiden çocuğumuzu kendi tarafına çekiyorsun ha? Taraf maraf yok. Biz bir takımız Mercan'ım. Anne baba çocuk takımı. Ne güzel geliyor kulağa. Anne baba çocuk. İnşallah bizim çocuğumuz analı babalı büyüyecek Halim. Analı, babalı, teyzeli, halalı, amcalı, dayılı. Herkesinkinden daha kocaman bir ailesi olacak onun. Çok şükür. Çok şükür Mercan'ım. Thank you.
Ne zıpkın abin? Var var. Zıpkının, zıpkının. Ya ne Gülaşem, ne zıpkının? Patikler. Evet. Zıpkının bunlar. İnanamıyorum, var var. Zıpkın abim Çelik Komutan'ın torunu. Yusuf'un ayağında Zıpkın abimin patikleri. Buyur abi. Sağ ol. Kardeş, şu ayakkabıcının yanındaki evde kim oturuyor? Yani Hacı amcayla ailesi oturuyor. İsimleri ne? Kara abi, Zıpkın abi, Sabit abi, Gülayşe. Hacı amca aslında içeride. Ben bir çağırayım. O sana söyler. Gerek yok. Gerek yok. Sağ ol. Geçin şöyle, ben de size birer çay vereyim. Sağ ol hocam amca, teşekkürler. Allah razı olsun hocam. Allah sizden razı olsun. Hacı amca, dışarıda çok tuhaf bir adam var. Önce sizin evi sordu. Sonra bu evde kim yaşıyor dedi. Ben tam seni çağıracaktım, istemedi. Gel bir bak istersen sen de. Allah Allah, kimdir acaba? Gitmiş, şu masadaydı. Adını sorsaydın ya evladım. Kimdir, nedir, necidir? Ha? Aklıma gelmedi ki usta. Gülayşe. Barbar, Gülayşe. Ne oluyor? Ya telefonda bir şeyler geveledin, hiçbir şey anlamadık. Niye çağırdınız bizi? Komutanın kayıp torununu, yani gerçek torununu bulduk galiba. Sahi mi? Ay yazık, adamcağız aldatıldığını öğrenince çok üzüldüydü. İyi olmuş. Barbar, tam emin olmadan adama söylemeyin de heveslenmesin. Kimmiş peki? Büyük ihtimalle Zıpkın. Ne? Zıpkın mı? Vallahi mı? Nasıl? Bizim Zıpkın.
Vallahi öyle gözüküyor ama emin olmayın siz. Önce bir test yapmamız lazım hızlıca. Onun sonucuna göre de komutanla Zıpkın'a söyleriz. Ay Ali. Ali. Ali, Zıpkın ailesini buldu. Hem de komutan bizim buldum yani. Yani hissetmişti sanki. Dede torun gibilerdi zaten. Öyle, öyle de. Şu test çıkmadan hiç kimseye hiçbir şey söylemeyin. Özellikle Zıpkın'la komutana. Sare Zıpkın'dan gizlice bir saç örneği aldı. Sizin de komutandan almanız lazım, olur mu? Tamam. Ateş kuşları! Ablam! Oh, çıktım ablam, çıktım. Kurtulduk artık. Oh. Oh. Kardeşim. Ne ya? Gözyaşları sel oldu. Amma özlemişsiniz beni ha. İyi misin? İyiyim. Şşş. Şşş. Hayırdır sen de kaş göz yapıyorsun kız? Bir şeyler mi oldu? Ha? Yo. Sevinçten abim. Sevinçten ya. Çıktın ya. Sevinçten. Herkes çok sevinçli, çok mutlu. Barbar komutanın torununu buldu. Nasıl? Barbar, buldunuz mu ya? Abi buldunuz mu? Yani tam emin değiliz ama bulduk galiba. Lan yine kim bilir hangi git kopuktur ha. Adamın önüne torun bulduk deyip atmayın ya. Geçen gün kalpten gidiyordu adam, zor kurtardınız ha. Doğru diyorsun Zıpkın, işte o yüzden önün ardını iyice araştırıyoruz. İyi ama. Hani inşallah gerçek torununu bulur da adam geri kalan hayatını gülerek geçirir. İnşallah. İnşallah. Çok ateşi var Zıpkın'ın. Yanıyor. Anne. Anne. Hiç görmedi ki anasını böyle. Nasıl sayıklıyor onu? Anne. Belki de rüyasında görüyordur. Sabit de görüyor rüyasında annesini. Sarılıyor ona. Isınıyor kucağında. Hiç üşümüyor. Annemle cennette kavuşunca da sarılacağım öyle. Tabii sarılırsın abiciğim. Tabii sarılırsın. Anne. Anne. Belki Zıpkın'la nasıl yaşıyordur hala. Belki buluruz bir gün. Anası, babası, ninesi, dedesi, kim varsa işte. Kavuşurlar. İnşallah Mercan. İnşallah Zıpkın da bir gün sevdiklerine kavuşur. Ya sen yine bana bakıp bakıp ağlıyorsun. Bu yine böyle kaş göz yapıyor garip garip. Ya aa. Allah Allah, duygulandık herhalde ya abi. Sen de. İyi ben arada bir kayboluyum o zaman, gideyim gelmeyeyim böyle siz beni özleyin. Ha? Yok değil yok, kaybolma kaybolma. Gideyim mi? Kaybolma kaybolma. Nasıl kınlayacağım? Zafer hadi biz gidelim. Kahvaltı yapalım bir yerde. Sabahtan beri bir şey yemedik, yapacağız. Olur, gidelim. Siz ne yapacaksınız? Bizim... İşimiz var bizim. Aynen, bizim bir işimiz var. Sonra şey yaparız, görüşürüz. Hadi Gülaş. Biz de yürüyüşe gidelim Ali ile. Hamilelik de iyi geliyormuş. Aynen. Sabit de bizle gelsin. Mahalleye gideyim ben de. Hah, hadi. Hadi görüşürüz ben garip insanlar. Görüşürüz. Hadi. Abi görüşürüz.
Hadi Tuncay, hadi gevşek. Ya bir an önce gidelim karakola da adalet yerini bulsun. Şu Horaz Ali ile civcivleri de çıra gibi tutuşsun. Geldim abi, geldim. Çok yakışıklısın, hadi. Hayırlı işler. Sağ olasın, işimiz var. Gidiyoruz şimdi, sonra uğrarsın. Sen işini sonra halledersin. Gel. Tövbe tövbe. Yahu. Kardeş. Buyur otur. Oturalım bakalım. Hayırdır? Kiralık ev arıyorum bu sokakta. Bu sokakta kiralık ev yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu muhitte de kiralık ev yok. Yani şimdi... Evet. Size nasıl yardımcı olabilirim acaba? Yani öncelikle isim neydi? Çınar. Çınar Bey. Çok memnun oldum. Siz kaç artı kaç bir yer arıyorsunuz? Yani nasıl olsun? Bu sokakta arıyorum. Bu sokakta. Olur. Bu sokak zaten bizden sorulur. Siz hiç merak etmeyin. Yardım edecek bir şey var mı? Aa, yok Hacer Hanım. Yeteri kadar yardım ettin zaten bana sen. Günaydın komutanım. Nasılsın? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İyiyim, iyiyim ama ben çok sıkıldım buradan. Eve gitmek istiyorum çocuklar. İyisin, iyisin. Oh maşallah sana. Ben zaten iyiydim. Ben de ölecek göz var mı baksana? Yok tabii canım, turp gibisin. Maşallah. O zaman hadi gidelim. Evet evet doğru, gidelim. Komutanım bu halde mi? Ne varmış halimde çocuk? Bir saçını tarayalım komutanım. Tabii tabii. Ya gerek yok, böyle iyi, bir şey yok. Tarayalım komutanım bir. Yok, taramadan hayatta bırakmam, olmaz böyle. Çocuk istemem dedim, gerek yok. Hacer Hanım sen bir hemşire mi çağırsan, ben komutan ilaçlarını soracağım da. He doğru diyorum, tamam. Çağırayım ben, çağırayım. Komutanım, Hacer Hanım komutanın saçları niye bu kadar dağınık diye şikayet etti bize. Allah Allah, öyle mi dedi? Yani tarasa çok fiyakalı olur dedi. O zaman tarayalım. Hadi. Tarayalım, hadi. Oldu mu? Oldu mu çocuklar? Ayna yok, ben göremiyorum. İyi. Baba. Ah kızım. Baba. Hoş geldin kızım. Öğrendim olanları niye söylemedin bana? O kadar önemli değil. Çok korkuttun beni. Ya korkacak bir şey yok. Bak gayet iyiyim. Hatta biraz sonra eve gideceğiz. İyi gördüm. Ne var Reyhan? Tatlı yaptım kocişime. Siz de yersiniz. Reyhan. Bak benim seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Ama üzülmek yok, tamam mı? Ne diyeceksin ki? Kara aslında seni hiç sevmiyor Reyhan. Yani evlenmek de istemiyor. Evlenme teklif etmek zorunda kaldı, evet. Ama sonra seni kendinden soğutmak için uğraştı. O da olmadı. Ya senin artık karadan vazgeçmen lazım.
Onu topla. Ben çok üzgünüm. Bir şey demeyecek misin? Yalan söylüyorsun. Kıskanıyorsun çünkü bizi. Bakışlarından anladım. Sen de ondan hoşlanıyorsun. O yüzden de bizi ayırmak istiyorsun. İnanmıyorum sana. Peki. Bunun gerçek olduğunu sana kanıtlayacağım Reyhan. Komutanı yolduk. Bu Çınar mıdır nedir o kabadayıdan da para geldi. Kardeşini de görürsün abi. Ya şu Horazali'nin evine bombayı atalım da ben zaten göreceğim sen Tuncay. Eyvallah abim. Aslansın. Vallahi aslansın. Yalnız abi bir şey söyleyeceğim ya. Ben bu Çınar'dan biraz ürktüm. Ne bileyim böyle bir arıza tipe benziyor. Pek tekin değil gibi. Hani diyorum ki mahalleye hiç gelmeseydi daha mı iyiydi acaba? Ya arıza marıza. Sana ne? Biz emlakçı mıyız? Emlakçıyız kardeş. Adam paralı mı? Paralı. Ya abi bir şey daha soracağım ben. Sor ulan. Şimdi bu adam neden illa da bu sokakta oturmak istedi? Vallahi orasını anlamadım ha. Anlama lan bir şey de. Bir şey de anlama ya. Bir rahat bırak, bir sakin. Allah Allah. Yakında çıkar kokusu zaten, merak etme. Hadi gidelim bir an önce şu emniyete. Vallahi sabrım kalmadı ya. Kara. Yeni demledim. İçersin değil mi? İçerim içerim, sağ ol. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ya Kara, kusura bakma. Yani Reyhan'ı senden soğutmak için yardımımı istedin ama verdiğim taktikler bir türlü işe yaramadı. Ya kızım, kız çok yapışkan. Sen ne yapacaksın ki? Peki bir şey soracağım. Hı. Yani o kadar nişanlı kaldınız Reyhan'la. Hiç mi gönlün kaymadı? Sultan saçmalama istersen ya. Yani Reyhan benim tipim bile değil. Ki hareketleri falan da bir tuhaf zaten. Yani yazık, hala onun evleneceğimi sanıyor kızcağız. Evet. Yani bir anlasa, düşse yakandan. Evet. Kurtulurdun sen de. Şu saçma sapan oyun bir an önce bitse artık çok güzel olacak. Bitti. Reyhan, sen... Sultan söyledi de inanmadım. Kendi kulaklarınla duy dedi. Keşke baştan söyleseydin. Parkta beni istemediğini söylemiştin zaten. Neden sonrasında gelip evlenme teklif ettin ki bana? Al. Yazıklar olsun. Reyhan. Kara saçmalama ya. Bırak gidiyor işte, kurtuldun. Aa. Teşekküre gerek yok. Benim için büyük bir zevkti. Vallahi iyi ki geldin, çıkardın beni oradan. Yoksa ne uğraşacaktık kim bilir. Dediğim gibi. Görevim. Sana iyilik olsun diye yapmam. Sare. Sare. Benim ya Zafer. Yabancıymışım gibi davranma bana lütfen. Aynı kişiyim ben. Seni seven aynı adamım. Ben seni tanımamışım ki Zafer. Benim tanıdığım adam beni yarı yolda bırakmazdı. Sen bıraktın. Sare. Ne oldu? Ankara'ya gidiyorduk. Benzincide durduk, markete girdik, alışveriş yaptık. Sonra birdenbire bana layık olmadığına karar verdin.
Ben daha iyilerine layıkmışım. Döndün bir otobüse bindin. Orada bir başıma bıraktın beni. Ben ne olduğumu şaşırdım ya. Neden Zafer? Neden? Çünkü su alacak param yoktu benim. Kızım markette sana bir su bile alamadım. Parayı çıkarıp sen ödeyince de kötü oldum. Anla beni lütfen, kötü oldum diyorum sana. Ben ne anladım biliyor musun? Bizim ilişkimiz pamuk ipliğine bağlıymış. Beyefendi ödeyecek. Saadet. Saadet. Lütfen biraz daha kal. Çocuklar. Keyifler nasıl? Mutlu musunuz? Gülayş ablanla seni gördük. Bir de mutsuz mu olacağız? Yerim seni. Dün mü mutluyduk? Ondan önceki günde, hatta ondan önceki günde. Ali abimle senin sayende her gün mutluyuz Barbar komiserim. İyi yediniz de geldik. Sürekli sizi soruyorlardı. Baksanıza şunların haline. Vallahi biz de çok özlemiştik Emine. Allah hepsinin yüzünü güldürsün. Hepsini. Amin. Amin. Çocuklar. Bir derdiniz olduğunuzda, başınız sıkıştığında kimi arayacaksınız? Barbar komiserim. Aferin size. Siz şimdi evlendiniz ya, ondan soruyorum. Çocuğunuz ne zaman olacak? Allah ne zaman nasip ederse o zaman inşallah. İnşallah hemen eder. İnşallah. Kesin çocuğunuz da polis olur. Ben de büyüyünce polis olacağım senin gibi Barbar komiserim. Başı sıkışan kim varsa çekip alacağım belanın içinden. Sokak çocuklarının süpermeni olacağım senin gibi. Bizi nasıl kurtarmıştın ama. Aferin sana. Çatal! Durun yoksa ateş edeceğim. Hadi hadi. Yemeğinizi yiyin çocuklar. Pikniğe geldik ya. Hadi doyurun karnını. Her şey yolunda. Planladığımız gibi. Çocukları uçurmak için uygun anı bekliyoruz. Abi. Bu arada kardeşim var. Pardon abi. Barbar'la karısı da burada. Onlarla bilahare ilgileneceğim. Sakın dikkat çekme Pamir. Sorun çıksın istemiyorum. Hadi Gülayşen, gel artık. Şimdi gidiyor Barbar'la karısı. Bye. Hadi bay bay. Bay bay. Çocukları paketleriz. Barbar'ım. Ne Gülayşen? Polisliği bırakırsan çocuklar da çok üzülecek. Ama bak Gülayşen, bunu konuştuk ya. Barbar. Kimseyi üzmeyeyim diye susuyorsun. Ben biliyorum ama çekmeyeceksin istifanı değil mi? Herkes sen polisliğe geri döneceksin sanıyor ama ben herkesten daha iyi tanıyorum seni. İstifamı geriye çekmeyeceğim. Son görevimi de yapıp polisliği bırakacağım Gülayşen. Zıpkın dedesine kavuşturunca mı? İnşallah. Tamam. Zaten ısrar etmeyeceğim.
Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Gülay Şenbak, polis diye bıraktığım için mutsuz olacağım. Üzgün olacağım. Ama vicdanım rahat olacak. Hem sen ne söylersen söyle. Artık benim fikrimi kimse değiştiremez. Bu sefer benim inadım seninkini döver. Haberin olsun. Yok. Ben bir kere ısrar etmek istesem, yani o inada girmek istesem seni ikna ederdim de. Neyse. Ne neyse? Barbar. Söyle. Sen polisliğe devam etseydin huzursuz olacaktın. Kendini yiyip duracaktın. Mutsuz olacaktın. Sonra sen mutsuzsun diye ben de mutsuz olacaktım. Bak ya. Sen mutsuz olacaksın diye mi vazgeçtin? Ha? Yok ya. Ya mikroba bak ya. Var, ya mikrop kendini düşünüyor ya. Yapma, tamam. Tamam. Bir şey diyeceğim. Ne güzel. Gurur duyuyorum ben seninle. Vallahi bak. Sen çok dürüst, onurlu, gururlu bir polissin. Boşuna vermemişler sana o şeref madalyasını. Gel bakayım buraya. Biz de seninle şöyle kalenin arkasına gidelim. Hadi. Tuncay, acayip bir heyecan var içimde ha. Ya ellerim buz gibi oldu ha. İntikam günü bugün, intikam. Yürü. Selamünaleyküm memur bey. Hacı, hoş geldin. Buyur geç. Sen ne vakit bu evin hanımı oluverdin de kapaçar oldun Hacer'a? Ayça kız alışverişe gitti. Komutan içeride hasta yatağında yatıyor. Ne dedim komutana? Gak, kendi kapını kendin aç mı diyeydim hasta hasta. Uş olup gelip buraya tüneleyeyim bildiğimden. Uş da kum aldım hasta sormasına. Al seversin sen. Al. Geç buyur. Aman komutan, aman. Dur, ne yapıyorsun? Yatacaksan. Hoş geldin Hacı Efendi. Hoş bulduk. Maşallah, peki gördüm sizi. Hacer Hanım sayesinde. Sağ olsun. Benim çok kahrımı çekti. Estağfurullah komutan. Çeke çeke. Fethi vicdandır bizim Hacer'a. Ben... Kahve yapıverim. Fincanın, cezvenin yerini biliyorsun değil mi? Hemen. Biliyorum, biliyorum. Bulurum ben. Siz pek bir anlaşır oldunuz bizim kızla komutan. Evet, doğru, doğru. Gül Ayşe kızım çok hakkaniyetli, çok iyi bir kız. Hacer'i diyorum komutan, Hacer. Ha, ben yani biz... ara sıra hasbihal ediyoruz. Çok seyrek canım. Bana bak komutan. Sen doğru dürüst bir adamsın. Bile bile yanlış iş yapmazsın. Eyvallah. Yani demem o ki... Hacer bana rahmetli abisinin, Nizam kardeşimin emanetidir. Yani sen ol. Onu üzecek bir şey yapan deme sakın.
Ne gülüyorsun be adam? Hacer Hanım'ı korumak, sakınmak isteyen tek kişi ben değilmişim. Ona sevindim Hacı Efendi. Merhaba, kolay gelsin memur bey. Biz bir ihbarda bulunacaktık da amirimle bir görüşsek, bize bir yardımcı olsanız. Amirimiz şu an için müsait değil. Buyurun koridora geçin. Ben sizi müsait olunca çağıracağım. Tamam. Kolay gelsin. Gel. Eyvallah. Gel. Önüne baksana lan. Kes lan. Ne diyorsun lan sen? Oğlum kafanı koparırım sen. Oğlum, sen kim buraya gelin? Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Yapmayın. Hayır lan. Hayır lan. Yapmayın. Gel gel. Korkuyorlar. Korkuyorlar. Hayır çeker. Sen kim artistlik yaptığını biliyor musun lan? Abi araba olsun. Çeker mi sen de? Hayır hayır. Hadi biriniz de karavanı atsın şu topu artık. Abi topumuzu verir misin? Cemal arıyor. Aç, aç, hoparlörü aç. Aga. Söyle Cemal. Senin sonuçlar pozitif çıktı. Zıpkın Çelik komutanın torunuymuş. Allah be, sağ ol lan Cemal. Vallahi mi? Vallahi yengem. Vallahi öyleymiş. Barbar başardım. Allah'ım sana şükürler olsun. Hadi Gülaşım. Tamam. Hadi kalk, 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 kalk. Şuna, ha. Oğlum, hadi. Yürü. Feraydım kızım. Bir zamandır kötüydüm işte. Sen benim için bir şeyler yapmaya çalıştıkça ben iyice dibe battım. Boğuldum. Çıkamadım. Eğer orada yanından ayrılmasaydım, sana da dünyayı dar edecektim biliyor musun? Bunlar bahane. Senin yerinde olsaydım ben de belki böyle düşünürdüm. Ama sen benim kıymetlimsin sahi. Üzgünüm Zafer. Ben artık sana güvenemem. Sara bak. Efendim Barbar. Tamam. Tamam geliyoruz hemen.
Ne oldu, nereye gidiyorsun? Evine. Hadi gel, evine götürüyorum seni. Kalk, 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 hadi. Ya nereye gidiyorsun biz? Baktım her yere Mahir Bey, yoklar hiçbir yerde. İşte top kaçınca peşinden gitmişler, dönmediler bir daha. 4 çocuk evet. Yani içlerinden bir tanesi daha önce kaçmıştı. Bu acaba diyorum, diğerlerini de kendine uydurup yine mi kaçtı? Tamam, tamam, ben bekliyorum. Yani inşallah gelirler. Çok geçmiş olsun. Sağ olasın. Ziyaretine sağ olasın. Gelelim dedik. Geçin şöyle oturun çocuklar. Geçin. Ercan'ım yanına gel. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sağ olun çocuklar. Sağ olun. İyi gördük sizi komutanım. İyiyim kızım. Çok şükür. İyiyim. Ayça kızım, çay koyuver hadi. Tabii babacığım. Ne bu suratlar böyle? Ne oldu? Ne var suratımızda komutanım? Ne bileyim ben. Bir değişik bakıyorsunuz. Var sizde bir haller ama çözemedim. Ben bakarım. Bilal şeyle var. Aa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk komutanım. Çocuklar. Çekin bir sandalye, oturun şuraya. Gel komutanım, nasılsın? Nasılsın, iyisin? İyiyim, iyiyim çok şükür. Alındı mı tansiyon ilaçları? Aldı, aldı. Ne oluyor, anlatsanıza. Ha? Ne var? Nedir bu haliniz böyle? Anlatacağım komutanım, anlatacağım. Çok az kaldı, çok az kaldı. Hele bir zıpkın da gelsin. Zıpkın çıktı mı? Çıktı, çıktı, çıktı. Birazdan burada olur. Oh, oh. Şu tansiyon bir ölçem değil mi bir daha biz? Nereden çıktı şimdi tansiyona bakmak? Yarım saat önce bakmıştık ya. Yarım saatte tansiyon, oho. Kaç kere iner çıkar. Uzat ver bakalım kolunu böyle. Bakın bakalım yani. Aa, surat asmak yok. Mutlu olun. Yuvanıza döndünüz. Bana sormadan tuvalete bile gitmek yok, tamam mı? Geç eline. Barbar sizden bunun hesabını soracak. Barbar kimden neyin hesabını soruyor? Lan! Çatalın bize emanetisiniz siz. Anlaşıldı mı? Zafer bekle. Komutanın evinde herkes orada bekliyorlar seni de. İyi gidelim bari. Ya Allah Allah. Her sorumluluk sahibi örnek bir vatandaş olalım. Bir ihbarda bulunalım, adalet yerini bulsun dedik ama biz şu düşürdükleri hale bak Tuncay ya. Bir saattir bekle bekle. Ağaç olduk şurada. Hiç sorma abi. Ulan. Kalk lan. Amirin odası orası değil mi? Evet. Gidelim ihbarımızı ona bulunalım işte. Diyelim böyle böyle. Derdini anlatmayanı kimse dinlemez ki Tuncay. Yani. Ne yapacak? Kovacak mı bizi? Sonuçta elimizde nal gibi cinayet itirafı var. Yürü. Doğru söylüyorsun abi. Haydi bakalım. Gir.
Gel gel, geçmem. Gel oğlum. Komutanım. Gel otur şöyle yanıma. Benim yüzümden başına iş geldi senin de, kusura bakma. Estağfurullah komutanım, olur böyle şey ya. Biz bir aileyiz. Böyle sen ben olmaz komutanım. Aynen öyle Zıpkın, çok haklısın. Komutan gerçekten ailemizden. Tabii. Komutanım. Biz Zıpkın'a bir kimlik çıkartamadık. Biliyor musun? Çünkü anasını, babasını, ailesinden kimseyi bulamadık. Kimseye ulaşamadık. Ta ki bugüne kadar ama. Ne? Nasıl yani? Bugüne kadar derken? Buldunuz mu yani bir şeyler? Bir ipucu bulduk yani. Sare bir ipucu buldu. Biz de ipin ucunu tuttuk. Çektik. Sonrası da geldi zaten. Zıpkın. Seni yetimhaneye bırakan adamı bulduk. Canım. Doğru mu duyuyorum ben? Doğru duyuyorsun Zıpkın. Hay yaşa var var çocuk. Hay yaşa. İyi bir haber duyacakmışız bugün. Çok iyi bir haber hem de komutanım. Ya. Kim bırakmış beni yetimhane? Babam mı? Oğlum öleceğim heyecandan lan. Kim? Baban değil. İşte asıl önemli olan o kişi. Seni ailenden kaçırıp o adama veren kişi. Vedat Bölükbaşı. 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 Tanıdık geliyor bu isim bana. Tanıyorsun komutanım. Tanıyorsun. Oğlunu sen yargılamışsın. Cezayı sen kesmişsin. Hatırladım. Hatırladım. Oğlu ölünce bir vakit karşıma geçip seni yakacağım demişti. Polisler alıp götürmüştü sonra. Tehdit etmişti yani. Öyle çok tehdit aldım çocuk. Ama hepsi de boş çıktı. Bu seferki boş değildi. Komutanım, o adam seni yaktı. Sen onun oğlunu hapse tıktın. O da senin torununu kaçırdı. O mu kaçırdı torunumu? O adam mı? Yusuf'u mu kaçırdı? Sadece kaçırmakla da kalmadı. Kaçırdıktan sonra torununu öldürsün diye onu bir adama verdi. O adam o bebeğe kıyamadı. Onu yetimhaneye bıraktı. Ben doğru mu anlıyorum şimdi?
Doğru anlıyorum. Zıpkın. Komutan senin deden. Sonunda torununa kavuştun komutanım. Nasıl yani? Gerçek mi bu? Doğru mu söylüyorsun? Komutanım. Zıpkın yetimhanede bunları giyiyormuş. Ahmet Beşim örmüştü bunları. Yusuf'um için. Yavrum, yavrum. Boşuna kaynamamış benim kanım sana. Boşuna seni bu kadar çok sevmemişim Yusuf'um. Ah, benim boşum. Bunca zamandır yanımdaymışsın. Benim hoşum da olsun. Ah. Boncuk gözü tanrım benim. Güzel. Ah benim boncuk gözü. Boncuk gözü tanrım benim. Boncuk gözüm benim. Dedem. Dedem var benim. Benim de torunum var. Benim de torunum var artık. Boncuk gözüm. Dedem var benim ya. Oğlum benim. Torunum benim. Torunum. Torunum. Hadi gözün aydın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok şükür abi. Çok şükür. Thank you.
Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendine doğru giden bir yola götürecektir. Ayşem, ben seni bulmak için polis oldum, biliyor musun? Baban bu yüzden okuttu beni. Seni buldum. Görevimi yaptım. Belki de buraya kadarmış. Belki de. Bundan sonra ne olacak dersin? Allah bir kapıyı kaparsa başkasını açarmış Barbar. Kısmetimizde ne varsa olacak olan da o. Her ne olursa birlikte olsun. Birlikte olsun. İçim içime sığmıyor böyle. Ya hala inanamıyorum. Komutanı Zıpkın'a kavuşturduk. Zıpkın'ı dedesine kavuşturduk. Oh! Benim de Mercan. Benim de. Artık ağlamak yok. Sadece mutluluktan. Demek Zıpkın boşu boşuna seçmemiş bu evi. Burada doğmuş ha. Onca ev arasından gel burayı bul. Sıran ne ya? Ali. Yoktur bir şey Mercan. Sakin.